Evet sevgili dostlar, görüyorsunuz bakın arkamda hala Kringwinkle'a girmeye çalışan insanlar var. Benim de camdan aksim yansıyor ama içerisine de görseniz arkadaşlar, bakın içeride de insanlar var. Çok kalaba, cumartesi gününden daha kalaba. Yani sözde bugün kimse olmaz dedim ama yanımda da birileri var. Bunlar 2 saattir bir şey yerleştiriyor. Şunları bir bakayım, bir çarpmayalım eşyalarına da. Bir saniye ben inip bakayım. Şu çift ne yapıyor onun arkasında. Arkadaşlar 3. sepeti taşıyorlar. Tam 3. sepet. Yani ne alıyorlar bu kadar anlamadım ki. Maşallah yani. Yani bakmayın arkadaşlar, ne kadar Kringwinkle da olsa hepsini aldığın zaman bayağı bir para yapabiliyor. Ben antika arkadaşlar 3 parça bir şey aldım. Ve bir tane de kızımın koleksiyonu olan değerli taş aldım. O çünkü koleksiyon yapıyor arkadaşlar. Koleksiyon yaptığı için de çok seviyor. Ben şimdi az önceki tuğlalı yerden geçmeyeceğim. Çünkü fikir değiştirdim. Başka bir yere gidiyorum. O nedenle hemen arkadaşlar otobandan bizim evin oraya, oradan da Overice'ye geçeceğim. Ama Overice'daki ikinci el Kringwinkle mağazasını bir sonraki videoda sizinle paylaşacağım. Evet, yola çıktık şimdi. Ne yapıyoruz? Overice'daki Kringwinkle'a gidiyorum. Çünkü ben videolarımda gerçi söylüyorum hangi Kringwinkle'a gittiğim ama bununla birlikte bana yine sorular geliyor. Ve ben de arkadaşlar yine nereye gittiğimi söylüyorum. Leuven'daki Kringwinkle'dan çıktım. Şu anda Tervuren'e doğru yol alacağım. Tervuren'dan sonra da Overice'ye geçeceğim. Evet. Umarım bu yolculukta sizler de benimle birlikte keyifli keyifli geziyorsunuzdur diyeyim. Arkadaşlar burası da güzel bir şehirdir Leuven. Üniversite şehridir. Üniversitesi var. İngilizce eğitim veren bir üniversite. Ama tabii ki daha farklı üniversitelere de gidip kayıt olanabiliyor. Önemli olan burada üniversiteye girmek değil de üniversiteyi bitirmek arkadaşlar. Şimdi bakın burada yol boyunca arabalar göreceksiniz. Buraya bu arabaların park etmesi serbest, yasak değil. Ve burada en fazla 70 kilometre ile gidebiliyoruz. Bu arabalar arkadaşlar buraya bırakıp az önceki mesela çarşı merkezi var. Oraya inenler buraya arabalarını bırakabiliyorlar. Yani sıkıntı olmuyor. Serbest. Bakın sağlı sollu arabalar hep park edilmiş durumda. Bakın ne kadar uzunmuş ki, Tatır nerede kalmış? Sol tarafta bakın. Belçika'da çok modern binalar var arkadaşlar. Bakın yok değil. Ben sadece villalar bölgesinde oturduğum için size daha çiftlik tarzı bir görüntüler alıyorum ama böyle güzel yerleri var yani. Dediğim gibi mimarileri, daha doğrusu mimarlarının bakış açıları çok güzel. Yani çok beğeniyorum. Çok akılcı, çok kullanışlı çözümleri oluyor. Mesela evlere ilaveler yapıyorlar. O ilaveler bile o kadar güzel ki arkadaşlar. Yani öyle takma organ gibi durmuyor. Ben şu anda az önceki geldiğimiz yolun bir alt yolundan Tervuren'a doğru yola çıktım. Ayrıca burası Brüksel yolu. Bu da farklı bir yol. Bu sol taraftakiler arkadaşlar şirketler. Bakın. İşte böyle. Güzel, doğası olan bir memlekette oturuyorum. Ya da ben o tarafta oturuyorum öyle söyleyeyim ama Valon bölgesi de çok yeşil arkadaşlar. Bakın Flamanların nüfusu Fransız nüfusundan daha fazla. O nedenle Valon, yani Fransız bölgede daha çok orman, daha çok yeşillik görebilirsiniz. Buralar hep orman. Bakın Overice'den soldan da gidebiliyorum aslında Overice'ye. Bakın buradan gideyim ben Overice'ye. Hiç Tervuren'i şey yapmayayım, zorlamayayım. Şuradan bakın sizi çok güzel yerlerden geçerek Overice'ye götüreceğim. Bu yolu da biliyorum. Belçika'ya, daha doğrusu Tervuren'e ilk taşındığım zamanlar
Ben böyle etrafı keşfe çıkmıştım. Bu yoldan da buraya çıkmıştım. İlk bu soldaki yoldan çıkmıştım arkadaşlar. Şimdi unutmuşum bu yolu kullandığımı da ara ara. Çünkü hep ana yolu kullanıyorum, otobanı kullanıyorum. Şimdi otobana girmeyeyim. Sizi böyle kasabanın içinden götüreyim. Güzel de olsun yani. Ah. Oksijeni bol bir memleket yani. Öyle söyleyebilirim. Eskiden evet madenler varmış. Maden ocakları kapalı. Açık değil. Tabii ki bu enerji krizinden sonra açılır mı? Yani çok zor görünüyor arkadaşlar. Çünkü yıllar geçmiş, kapatılmış. Bakın şimdi ben sizi Heverly arka yolundan götürüyorum. Ama bakın şu şirin yerleri, şu güzellikleri bir izleyin. Şu sevimli kasabaları. Çok güzel arkadaşlar. Kar yağdığında daha da güzel oluyor. Ben seviyorum. Şimdi sizi farklı bir yoldan götürüyorum. İlk defa bu yolu çekiyorum sizi ama normalde ben otobüse bindiğimde de arkadaşlar bu yoldan bazen işte Leuven'a geliyor. Bir de Bertem yolundan da geliyor. Ama bu yolda çok güzel. Ben buradan da gidiyorum tabii. Bakın. Şöyle sizler de etrafın bir keyfini yaşayıverin. Bakın şu ağaçların güzelliğine. Heverly'den çıkıyoruz. Böyle güzel bir memleket. Sol tarafta ağaçların arkalarında hep evler var. Ben görüyorum. Siz çatılarını görüyorsunuz şu anda. Şu anda hava sıcaklığımız 9 derece. Türkiye'de zannedersem kış başlıyor. Aslında çok geç kaldı. Yani zamanında olmasını tabii tercih ederiz. Şimdi otobanın üstünden geçeceğim ben. Alt otoban, bakın köprü. Evet, aşağısı otoban arkadaşlar. Evet. Böyle yavaş yavaş güzel güzel gidiyorum. Şu, her yer çiftlik arkadaşlar. Sol tarafım da çiftlik mesela. Şu anda siz kenarından görüyorsunuz. Çiftlik evleri büyük oluyor genelde. Böyle çok odalı. Hepsinin de camında arkadaşlar orkide mutlaka var. Orkide çok var burada. Yani o nadir tür orkidelerden de çok var. Tabii ki ben de hep almak istiyorum ama bakın bu sol taraftaki de görüyorsunuz kocaman kapısı var, çiftlik. Yani bahçesinde de bir sürü iş makinesi var. Yani evet 50 kilometre sınırına geldik. Yavaşlamam gerekiyor ve yavaşladım. Bakın şu şirinliğe, şu güzelliğe. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Acelemiz yok. Ne kadar mimarilerini korumuşlar arkadaşlar. Bu evlerin hepsi 2. Dünya Savaşı'nı gördü. Burada da bir çalışma var. Evet, üst yolda bir ev var yine. Oradan çıktı dozer. Onu anlatıyordum. 2. Dünya Savaşı'nda da mesela benim oturduğum bölgede şehitler verilmiş. Onların hep anılarına şey var. Şehir meydanında anıt var. Bakın ne kadar güzel etraf. 50 hız limiti. O yüzden 50'yi geçmemem gerekiyor. Burada herkes polis gibidir. Onu da söyleyeyim. Yani diyelim ki siz hızlı gidiyorsunuz. Mesela arkadaki araba sizi arkadaşlar şikayet edebilir. Yani der ki bu 50'den hızlı gidiyor arkadaş. Ya da yanlış bir şekilde park ettiniz. Ay ben işte arabayı buraya bırakayım hemen bakkaldan marketten bir şey alıp çıkacağım. Böyle bir şey asla yok. Asla. Hemen sizi o sırada bir vatandaş fotoğraflar arabanızı gönderir belediyeye. O da polis merkezine gönderir bir şekilde. Ondan sonra buyurun ceza evinize kapınıza kadar gelir. Siz bile anlayamazsınız. Yani orada çünkü biliyorsunuz genelde bu Avrupa'daki marketlerin hep otoparkları vardır. Yani öyle işte ilkel usullerle araba bırakayım. Ondan sonra işte yok şöyle yok böyle öyle bir şey yok.
Yani ne yapacaksınız? Usullere uygun yaşayacaksınız. Kurallara uygun yaşayacaksınız. Yani buraya geldiyseniz Türkiye'deki yaşadığınız sistem Türkiye'de kalacak. Buraya uyum sağlamak zorundasınız. Şunu da söyleyeyim. Hani Türkiye'de de birçok kural var ama uyumak yok. Yani uyan yok. O yüzden uyulmadığı için sanki normalmiş gibi geliyor insanlara ama halbuki öyle bir durum söz konusu değil. Bakın arkadaşlar, burası patates deposu. Arda Pıl'ın otomat diyor. Yani patates alabiliyorsunuz otomattan. Burası patatesli de çok meşhur. Yani biz de buraya gelmişiz başka bir ülkeden. Burada işte çalışıyoruz. Maaşımız buradan. Dolayısıyla nedir? Bizden bu ülkenin halkının beklediği de nedir? Buradaki düzeni bozmadan onlarla böyle sessiz sakin yaşamak yani. Bu böyle. Ben şimdi arayoldan gittiğim için arkadaşlar kekeledim de kusura bakmayın. Arkamda da çünkü araba var. Ona da bakıyorum ne yapıyor diye. Şimdi dikkatim dağıldı yani. Evet, şöyle bir tepe aşağıya iniyoruz. Bakın insanların köyleri ne kadar güzel, ne kadar temiz. Bakar mısınız şu karşıdaki evin güzelliğine? Pardon, ev diyorum ama bu kilise galiba. Evet, kilise, affedersiniz arkadaşlar. Karıştırdım bir an. Böyle bir yandan da aynadan arkaya bakıyorum. Böyle güzel güzel geçiyoruz. Aa, Neraysa'dayız arkadaşlar. Neraysa'dan sonra Uraysa. Ne kadar huzurlu, tuğlalı evler işte. Bakayım, Carrefour'un oraya mı çıkacağız? Az kaldı galiba. Evet, school. Arkadaşlar burada okul varmış. Okul olduğu için daha yavaş gitmemiz gerekiyor. Okulların olduğu yerde genelde 30 kilometre sol tarafta müthiş güzel bir mimarik yapı var. Kilise. Evet, oradan da şöyle bir yavaşça geçelim. Burası bayağı bir dikmiş. Evet, yol boyunca umarım sıkılmıyorsunuzdur. Size buraları da göstermek istiyorum. Evet, hep hobimizi paylaşıyoruz. Ekim yapıyoruz, dikim yapıyoruz ama bununla birlikte bu ülkeyi de size göstermek istiyorum. Leftal diyor. Biz Leftal'e gitmeyeceğiz. Leftal'e gidersek arkadaşlar oradan Tervuren'a geçeriz. Ama ben Neraysa'dan Ovraysa'ya geçeceğim. Bakar mısınız şu güzel yerlere? Şu sevimli yerlere. Allah herkes evi olmayanlara böyle şirin şirin evler nasip etsin. Evet, burası biraz böyle keskin. Buradan daha önceden geçmiştim çünkü. Yani hız sınırına uymak zorundayız. İşte arada böyle şeyler çıkıyor işte. Heyecanlı tipler. Geç bakalım. Bak orada ben 50 ile gidiyorum şu anda. O kesin bir 65-70 ile gidiyor. Bakın yazıyor zaten 50 kilometre sınır diyor. Yani gerek yok. Çünkü her yerde bu arada köstebek deliyor arkadaşlar. Arazilerde ben geçerken görüyorum şu anda. Bayağı bir dolaştırdım sizi ama olsun. Görün bakın ne kadar güzel yerler, araziler görüyorsunuz. Burada benim dikkatimi en çok ne çekti biliyor musunuz? Mesela hiç dikenli ot yok. Soğuk memleketlerde dedim herhalde dikenli ot olmuyor. Çünkü bizim bu hani karamuk diyoruz biz, siz börtlen de deniyor mesela. Koyu renk. Ahududu değil de diğeri. Mesela ondan hiç yok arkadaşlar. Burada sağda solda göremezsiniz. Muhtemelen hani soğuk ülke olduğu için bir de dikenli yapıya sahip ya o böğürtlen. O yüzden burada çıkmıyordur tarla kenarlarında ama Türkiye'de her yerde vardır bilirsiniz. Hatta reçeli olur çok güzel. Bizim köyde de vardır. Ondan sonra ama burada yok ondan. Burası 30 kilometre sınırı diyor arkadaşlar. 30 kilometreye uymak zorundayız. Sol taraf çok güzel. Evet, yine okula geldik. Onun yüzden 30 kilometre sınır. Yerde zaten school yazıyor arkadaşlar. Bazen çok şey olabiliyor. Yani hiç ummadığınız yerde 30 kilometre sınırı koyuyorlar. Yani artık git 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 inanın.
insanlar da böyle diyorsun ki sabrınızı mı zorluyorlar acaba diye düşünebiliyorsunuz. Evet, şimdi buradan sola gidiyoruz mecbur. Yol kapalı çünkü. O burası diyor. Evet, buradan. Şurada solda bir tane çiftlik var arkadaşlar. Oradan da süt alıyorduk biz Zuhal'le. Evet, orası burası. Şu sol taraf arkadaşlar. Çok güzel sütlü var. Dondurma da yapıyor. Evet, buranın hız sınırı da 50 bu arada. Artık 50 ile gidebiliriz. Burada şunu da söyleyeyim. Bu ağaçların diğer tarafında, yani sağ tarafta şu anda evler görüyorsunuz, çatılarını, ama ileride arkadaşlar oralar hep göl, gölet. Yani ben bu yolu çok kullanıyorum. Ama bu yoldan bahsediyorum arkadaşlar. Diğer o ara yollar değil. Bazen çünkü dediğim gibi buraya geliyorum. Bazı işlerim oluyor. Yok süt almaktı, yok şuydu, yok buydu. Yok işte geziye çıkıyorum mesela hafta sonları o zamanlar. Ya da festivaller oluyor. Geçenlerde de festival olmuştu, gelmiştim. Çok da güzeldi festival. Avrupa'nın her yerinden gelmiş satıcılar vardı. Yani onların arasına karışıp onlarla birlikte bazı şeyleri yaşamak çok güzel yani. Şimdi Ovraysi'ye doğru ilerliyorum. Huldenberg'den. Evet, bakın tabelada da Huldenberg yazıyor zaten. Evet, böyle gidiyoruz. Şu anda 70 kilometreydi. Evet, 50 kilometreye düştü. Bir artıyor, bir azalıyor hız sınırı. Burada devamlı arkadaşlar tabelalara bakacaksınız. Devamlı. Yani bakmazsanız sıkıntı. Bakın soldaki evde 1900'lerden kalma. Çünkü burada belli bir yıl yaşadıktan sonra hangi yıl kaçın, pardon, hangi ev kaçıncı yıldan kalma biliyorsunuz. Yani ben biraz emlaklarla ilgilenmeye başladım bu arada, o nedenle öyle bir bilgi de vermiş olayım size. Bakın posta kutusunu boyuyor adam. Burada herkes bir iş yapar. Yani boş duran göremezsiniz. Çünkü burada işçilik maliyetleri fazladır. O yüzden herkes kendi işini kendi yapar. Herkes kendi evinin ustasıdır. Öyle söyleyebilirim. Bakalım, devam edelim şöyle bir. Arkadaşlar bakın, bu öndeki benim komşum. evet. Ben nereye gitsem benim önüme çıkar bu komşum. Yani onu diyecektim. Tam da içimden geçiyordu. Lövbuna giderim, oradan çıkar. Çünkü kendisi arkadaşlar elektrikçi. Elektrik döşüyor. İşte güneş paneli sistemi kuruyor. Bayağı da bir aktif buralarda tanınan birisi. Komşum benim değerli arkadaşlar. Evet, o taraftan gidiyor. Ben de böyle düz devam edeyim. Karşılaştık. Bazen diyorum ki ya bu kız ne çok geziyor diyecek diyorum kendi kendime, ama sonra da diyorum ki ya diyorum niye desin ki? Öyle işte. Evet, az önce yanlış yola girmişiz. Oradan tekrar geri döndüm ve ışıklara tekrar geldim. Şimdi buradan sağa döneceğim. Oradan Overice'ı merkeze doğru ilerleyeceğiz. Oradan da tabii ki nereye? İkinci el Kringwinkel Overice'ye gidiyorum. Arkadaşlar burası Overice'nin asıl merkezi. Farklı bir şey var, dokusu var. Ben burayı da çok seviyorum. Yani böyle hafiften tepelik iniyorsunuz, çıkıyorsunuz ve bakın şu gotik tarzı işte kilisenin etrafından dönüyorsunuz. Avrupa'da arkadaşlar merkezi bir yer olarak kiliseler ve etrafları görünür. Zaten hep lokantalarda etraflarında olur. Bakın. Bakın şu karşıdaki bina mesela eski bir ev ve çok da büyük bir avlusu var yine içinde. Bakın ben böyle yavaş yavaş dönüyorum. Çünkü hem tırmanıyorum hem dönüyorum hem virajlı bir yol arkadaşlar burası. Bakın. Böyle hem yaya geçidine dikkat ederek hem de viraja dikkat ederek hem tırmanıyorum hem virajlı. Bakın sağ tarafta böyle bir belediye binası, Flaman bölge bayrağı, Tervuren bayrağı.
Vlaams-Brabant eyaleti bayrağı hepsi yan yana asılmış durumda. Hala tepe çıkıyorum. Tabii Belçika düz bir memleket. Böyle dağ tepe tarzı yerler görünce şaşırıyorsunuz. Yani bu kadar tırmanma da yani ne bileyim çok azdır yani Belçika'da, az görürsünüz. Ben hala tepe üstü tırmanıyorum. Benim kursustan arkadaşım Farah vardı. O da bu yol üstünde oturuyor arkadaşlar, Farah da. Çok iyidir kendisi. Geçenlerde videomu izleyip yorum yapmıştı. Ben de ona cevap söylemiştim biliyorsunuz. Videomda İngilizce kısa bir konuşmuştum. Overijse da bu bölgenin Tervuren gibi arkadaşlar büyük kasabaları ya da şehirlerinden diyeyim ben size. Şehirdir aslında. Güzeldir. Ev yapılarını görüyorsunuz arkadaşlar. Hep mimarik yapılarını dokunmuşlar. Hep yenilemişler evleri. Birazdan Farah'ın evin önünden de geçeceğim tabii. Bir de Overijse'nin arkadaşlar hani o Kringwinkel ikinci el mağazası dediğim yerden geçeceğim ya, böyle Nişantaşı ya da Etiler ya da Bağdat Caddesi gibi bir yeri var arkadaşlar. Çok güzel. Yani inşallah eve oradan döneyim de size orayı da çekmiş olayım. Orada çok lüks mağazalar da vardır. Ben de ara ara gidip tabii ki oralardan alacağım. Aa, Farah'ın evinden geçtik arkadaşlar. Evet. Canım arkadaşım benim Farah. Ben arkadaşlar evden gelseydim şu sağ taraftaki yoldan, yani sağ ışıktan yine sağa dönecektim. Ama şimdi düz geliyorum arkadan geldiğim için. Bakın bu sağdaki yoldan, arabanın döndüğü yoldan geliyordum. Evet. Benim evime çok yakın burası aslında da. Ben şimdi Leuven'dan biraz dolana dolana geldim. Siz de etrafı görün diye. Evet, Kringwinkel'a yaklaştı. Çok az kaldı. Ben şimdi şu dişçi var burada. Onu da geçtikten sonra. Bir de burada şey var arkadaşlar. Şarap fabrikası var. Geleneksel tarzda şaraplar yapıyorlarmış. Geçen festivalleri vardı. Bayağı da kalabalıktı burası. Bağ bozumu falan varmıştı. Evet, Kringwinkel burada arkadaşlar. Evet. Şimdi giriyorum avlusundan içeri. Bakın burada bir sürü şirketler var. Ve bu şirketlerin çalışanları işte buralara arabalarını park ediyorlar. Şimdi hafta içi olduğu için oradan bir araba çıktı, onun yerine park edebilirim gibime geliyor. Evet, oraya park edebilirim. Hiç yer aramayayım. Çünkü orası doludur. Bir de dediğim gibi burada şimdi şey vardır. PNG diyor ama hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Buraya park edebiliriz. Arkadaşlar bakar mısınız neler var neler. Bakar mısınız şu 5 euro. Yani bunu almak istiyorum. Bir de şeyler gördüm. Çaydanlıklar gördüm. Onlara da bakmak istiyorum. Çok güzel görünüyorlar. Bunları da ne kadarmış bu? 3,5 euro arkadaşlar. Şu çaydanlık 3,5 euro. Şu da 3,5 euro. Ama bu daha güzel, daha estetik değil mi? Bakın şu daha estetik. Bir bakın. Ve kapağı var. Bunun kapağı yok. Bakın şöyle uzaktan. Bir tane daha var. Yani bu ne kadar? Bu da 3,5 euro arkadaşlar. Bakın 3,5 euro. Ama bunun da kapağı yok. Şu kapağı olanı almak istiyorum. Şu çok güzel ya. Şunu alacağım. Bakın. Ördekler var. Ne kadar güzel. Bakın 10 euro diyor. Bunlar metal olduğu için pahalıdır büyük ihtimalle. Şöyle de bir şey var. Bu da 6,5 euroymuş. Ama güzel yani. Şurada da şöyle bir Çin vazoları var. Ama bunlar çok büyük arkadaşlar. 28 euro yazıyor. Bir de şu kuklalar da çok güzel ya. Şu kuklalara bakar mısınız? Aman Allah'ım. Bakın. Bunları hep oynatıyorlarmış. Ne kadar ki bunların fiyatları? Bakıyorum fiyatlarına. Ha, buradaymış kolunda. Arkadaşlar 15 euro bu. Öteki de hemen hemen aynıdır. Ay, okunmuyor. Neyse, elemeyeyim çok. Bakın koskocaman güzel kuklalar. Standlarıyla. Yani geçen şurada cam bardaklar vardı. Şu da 35 euro. Bu da çok kocaman.
Bu taraflar hep kıyafet takı arkadaşlar. Kıyafet takı. Ben çok açıkçası takı ve kıyafetle ilgili değilim. O yüzden oraları es geçiyorum. Ve size şu güzellikleri göstermek istiyorum. Şu mavi set takım ne kadarmış? 10 euro. Yani şöyle mavi mavi, yeşili, yine böyle Çin porselenleri. Bakalım neler var, çok da güzel. Burada da yine dikim yapabilecek bir sürü porselen var. Yani bakın, bu yalnız pahalı, 10,5 euro diyor. Büyük ama pahalı arkadaşlar. Ben o kadarlık almıyorum çünkü. Rafları şöyle genel olarak çekeyim size. Bakın buralar oyuncak rafı, mobilya rafı hep var. Ama inşallah Nurcan'a göre de su teknesi bulabilirim diye düşünüyorum ama hep bardak çanak. Zaten onları yeterince görüyorsunuz. Ben de şimdi size boşu boşuna çekmeyeyim ama bakın hep böyle şeyler. Bu da herhalde sirkelik falan. Ne kadarmış bu? 2 euro arkadaşlar bu. Bu 2 euro. Camları çekmeyeceğim. Evet, bakalım başka neler var. Çok arkadaşlar, çok icı gıcı var. Bunları tek tek çekmeye çalışırsam var ya, videoda size zaman kalmaz, bana zaman kalmaz. Ama şöyle bir genel görüntü alayım ki, hani eğer buralara gelmek isteyenler varsa da plastikler falan. Dediğim gibi ben çok ilgi alanımı çekmediği için. Ben daha çok şu biblolara da bakıyorum. Çünkü biliyorsunuz ben ekim dikim yaptığım zaman hep bu icı gıcı biblolardan alıyorum. Yani çok böyle mintrik mintrik. Bakın bir sürü biblolar var. Harika. Ya bunları tek tek çekmeyeyim. Şimdi insanlar var burada. Aa, şurada bir şeyler gördüm. Oraya bir bakmak istiyorum. Çünkü alabilirim eğer fiyatı uygun ise. Aa, bu 10 euroymuş. Böyle kocaman bir şey ama çok büyük arkadaşlar. Az önceki Kringwinkle'da bundan da vardı. Yani 5 euro o. Bakın bu 5 euro ama kocaman. Tabii ben çok cafcaflı da istemediğim için. Ama şu güzelmiş. Hoş yani. 10 euro. Güzel. Bakın koskocaman, çok güzel. Şunu alsam mı acaba? Bir düşüneyim bakayım, alabilir miyim? Alır mıyım ya da? Bir sürü güzel şeyler var arkadaşlar. Ay, eskiden şunlardan olurdu. Bakın benim maskelerden gelmiş buraya. Buraya da bir tane, bu ne ya, su fiçesi gibi. Bakar mısınız şunlara? Komik komik şeyler. Arkadaşlar, yani çeksem çok icı gıcı var ama benim dikkatimi çekenleri size göstermek istedim. Şunu da alacağım, bunu da alayım. Bakın arkadaşlar, bu koskocaman bir güğüm 8 euro. Koskocaman. Şimdi size büyüklüğünü nasıl göstereyim? Ay, çok da kocaman. Bakar mısınız? Şu saksının yanına koyayım. Bakın bunlar da çok büyük saksılar. Bu güğüm arkadaşlar, bu koskoca güğüm 8 euro. Bu depoları buradan hep çıkartıyorlar. Bakın yine mobilyalar. Yani envai çeşit mobilya arkadaşlar. Yani bakın bir piyano sesi duydum. Aa, bakın burada da var o piyanodan. Yani muhteşem güzel bir piyano. Hala da kullanılabiliyor. Reed Müller markaymış ama çok da güzel yani. Bu ara çok piyano geliyor arkadaşlar galiba. Geçenki Kringwinkle'da da vardı. Bakın ne güzel çalıyor. Muhteşem ya. Biraz akort yapılırsa güzel olabilir tabi. Bakın. Evet, bakın arkadaşlar. Bir de burada böyle kesme bardaklardan yine var. Burada da fiyatları hep var. Bakın.
Bunlar hep sent. Yani çok da var da aslında satılı satılı. Bakın ileride de var. Bakalım neler var. Hoşumuza gidecek şeyler. Çıkacak mı? Vardır mutlaka da aralardan hep seçip alıyorlar arkadaşlar. Ya da yerleri değişiyor. Evet. Bakın. Hep böyle kesme bardaklar dolu. Normal de var, kesme de var. Bakın şunun takımları vardı, hep bitmiş, kalmamış. Ha şurada var bakın. Şunun ince zarifliğine bakar mısınız? Şöyle iki tane kalmış bakın burada. Mesela şu çok güzel ama niye öyle biri büyük biri küçük gibi? Biri büyük biri küçük gibi kalmış ama bunlar buradan böyle arayıp tek tek bulmanız gerekiyor. Çünkü insanlar yerlerini de değiştiriyorlar bu arada. Bakın buralarda da saksılar var hep. Bakın şurada da bir tane küp saksı var. Bu ne kadarmış? Kaç bu? Göremiyorum ki. 5 euro mu? Yok. 5 euroya çok pahalı bu. Giderim 2 eurodan mağazadan alırım. Bir yanlışlık var onun fiyatında. İşte böyle. Bakın. Yani genel olarak bakarsanız da şöyle bir mağaza. Bu tek katlı ama büyük. Sevgili dostlar, hepiniz Belçika'ya, evime, salonuma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu 1-2 gündür size yoldan da videolar çekiyorum. Hem böyle sohbet ede ede geziyorum sizinle birlikte. Hem de benim o koklamış olduğum havayı sizler de şöyle bir tadın istiyorum. Güzel de oluyor çünkü... Evet, hep çiçek dikimi anlatıyoruz. Bununla birlikte benim nasıl bir çevrede yaşadığımı da görün istiyorum. Ve sizler de bunu paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ve aldığım yorumlardan da anlıyorum ki sizlerin de çok hoşuna gitmiş. Bu da beni çok mutlu ediyor. Ve değerli arkadaşlar, ben birkaç gündür Kringwinkle, yani ikinci el mağazası ya da antikacı da diyebiliriz arkadaşlar. Gittim, yine bir şeyler aldım. Birçok sevgili değerli dostum şunu yazmış yoruma. Nilüfer'cim, o fincanları keşke alsaydın ya da aldın mı, çok güzelmiş. Ben de yorumlarda şöyle cevaplar yazmıştım size, demiştim ki ya tabakları yoktu o yüzden almadım diye. Bugün tekrar gittim. Bugün üçüncü gidişim değerli arkadaşlar. Çünkü siz aslında şöyle söyleyeyim, ben 3 gündür gidip geliyorum. Fakat size çekmiş olduğum videolar... İlk gün aldıklarımla alakalı ama bugün de bir şeyler aldım. Onları da size bir sonraki videolarımda hep göstereceğim ama ya böyle benim antika köşemde göstereceğim ya da denk gelirse yine ekim dikim yaparız tabii. Bununla birlikte Nilüfer'cim, evine böyle hani bir antika köşesi yapmayı düşünüyor musun ya da düşünür müsün gibi yorumlar da olmuş. Aslında var, çekmedim ama size de onu çekeceğim inşallah. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Bu sabah migrenim vardı arkadaşlar. O nedenle migren hapımı da içtim. Nurcan'a da sözüm vardı. Gittim onun istediklerini aldım bir an önce satılmasın diye. Çünkü mesela bazılarını almaktan vazgeçmiştim. Sonra dedim ki dedim gidip alayım geleyim. Abi baktım arkadaşlar hemen satılmış. Yani bugün de çok kalabalıktı. O kadar çok talep var ki. Hatta otoparkta yer yok. Oradaki görevli beni yönlendirdi. Gördü ki otopark sıkıntısı yaşıyorum. Hemen bir yere park ettim. Bu arada değerli arkadaşlar, ben fincanları aldım. Bakın kahvemi de yaptım. Fincanı aldım. Şey demiştim size, hani altları yok demiştim ya. Bende böyle bir altlıklar vardı arkadaşlar. Tam da çapları aynı. Bakın tam da böyle ölçüde. Dedim ki bu şekilde kullanabilirim. Çok da hoş olur düşündüm. Hem modern hem antika. Böyle çok koş, çok güzel bir şey oldu bence. Güzel oldu. Ve kahvemi de artık bu şekilde ikram edebilirim değerli arkadaşlarımla birlikte. Ve değerli arkadaşlar, bana bazen Zuhal Hanım'la da video çekseniz gibi yorumlar geliyor. Bizim Zuhal'le zaten videomuz var. Biliyorsunuz bir Ebru videosu çekmiştik. Ebru biliyorsunuz eğitmeni, ayrıca Zuhal. O videomu da değerli arkadaşlara, soranlara yorumlarda linkini hep koydum. Oradan Zuhal'cimi de görebilirsiniz. Çünkü normalde Zuhal çok videoları çıkmayı sevmiyor. Zuhal'cimle olan videomun da linkini yorumlara sabitleyeceğim. Oradan Zuhal'cimi de tanıyabilirsiniz. Bu arada kahvemden de bir yudum alayım. Dünkü videomda size sukulentlerinizi korurken, daha doğrusu
nelere dikkat etmeniz gerektiğinden biraz bahsetmiştim. Ben şunu da söyleyeyim size, aslında garaj videosu çekmiştim size ve garajı nasıl havalandırdığımı anlatmıştım. Dünkü videoya ve o videomu ilave olaraktan biliyorsunuz benim salonun içinde kaktüslerim var, atlaslarım var ve bazı aeniumlarım var. Ben evimi çok havalandıran bir insanım değerli arkadaşlar. Mesela benim üst katta da çatı pencerem var mesela. Orayı açarım sabahları, oradan havalanır. Orayı kapattıktan sonra da arkadaşlar bu salonumun kapısını açarım. Bir 5 dakika bunu kapatırım, mutfak penceremi açarım. Yani devamlı bir hava şeyi var bende, bir hava sirkülasyonu var. Çünkü eğer böyle yapmazsanız arkadaşlar, içeri korumaya almış olduğunuz sükulentleriniz ya da kaktüsleriniz oksijensizlikten ölebilir. Zaten anlatmıştım biliyorsunuz. Özellikle sarkıcı türler arkadaşlar, havasız ortamdan en çabuk etkilenebilen sukulentlerdendir. Yani sarkıcı tür sukulentleri eğer ki ev için alırsanız arkadaşlar, yani en fazla 2 hafta içerisinde bakmışsınız ki onlar artık bir bozulmaya başladı ya da kök kısımlarından kurumaya başladı. Dolayısıyla hem çok sıcak yapmayacaksınız evinizi, hem de arkadaşlar havalandıracaksınız sık sık. Ve bol ışık alan bir yere koymanız da gerekiyor. Ben mesela devamlı pencerelerimi açan birisiyim. Çünkü evim zaten yeterince korumalı. O nedenle arkadaşlar ben herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Neler aldım arkadaşlar? İkinci, yani Overice, Kranky Winkle'dan neler aldım? Öncelikle ne kadar antika merakı da olsa arkadaşlar, bir de şöyle spor bir şey aldım. Bakın bu metal bir kova. Bunu altından deleceğim. Buna kaktüs dikmeyi düşünüyorum. Gayet de güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bakın böyle genç işi. Zaten hepimiz gençiz de yani. Ve bunu da arkadaşlar şey yapacağım. Saksı olarak kullanacağım. Bunu kaç liraya almışım arkadaşlar? Bu 2,5 euro, metal olduğu için. Metal şeyler çok değerli arkadaşlar burada. Şimdi bakın size ne göstereceğim. Bakar mısınız şu zarif şeye? Bu çaydanlığı kaç aldım arkadaşlar? Bakın şurada yazıyor. Göstereyim. Ters oldu. Şöyle çevireyim. Evet. 3,5 euro. Bakın şurada yazıyor. Bu çaydanlığı ben Overice Kringwinkle'dan 3,5 euroya aldım değerli arkadaşlar. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Şunu da şöyle koyu vereyim ekranı şu ön kısmında. Bunu da böyle görmüş olursunuz. Birkaç tane daha vardı ama onların da arkadaşlar kapakları yoktu. Kapaklı olan buydu. Ben bunu aldım. Bir şey daha aldım. Bakın. Bakın ne aldım. Bu da hoşunuza gidecektir. Bunu da kaça almışım? Arkadaşlar bakın bu böyle bir şey. Bunu da 5 euroya aldım. Buna herhangi bir ekim dikim yapmayacağım. Bunun orijinalliğini bozmadan antika köşeme koyacağım arkadaşlar. Bakın böyle de güzel bir şey aldım. Bu pirinç muhtemelen arkadaşlar. Ama ekranda şeyim dursun. Bu güzel çaydanlığım dursun. Şöyle birazcık daha öne alayım. Şu da şöyle dekoratif dursun. Lambam arkadaşlar. Bu lambamı da Leuven'daki Kringwinkel'dan 3,5 euroya aldım. Bakın şurada yazıyor. 3,5 euro. Şurada bakın. 3,5 euro. Bunu da çok beğendim. Bunu da aldım. Şimdi bugünkü videomuzda ne yapacağız? Bayağı da ağır bir şey. Bakın ne aldım. Şöyle bakın kocaman bir. Bu muhtemelen şeker küpü ya da işte bir şey için kullanmışlar bunu. Çok büyük. Yani bayağı kocaman. Şöyle de desenleri var. Bunu da çok beğendim. Şimdi buna ne dikim yapacağım onu da göstereyim. Şöyle kenara alayım. Evet, benim bir tane böyle Crassula ovata, Sunset ya da böyle sarı kırmızı renklenen Variegata türünden var arkadaşlar. Bu çok hızlı büyüdü. Bunun ben Türkiye'ye gitmeden önce daha doğrusu saksı değişimini yapmıştım ve döndüğümde bayağı bir büyük bulmuştum. Bakın arkadaşlar, şuradan görebilirsiniz yaprak tonlamalarını ve renklenmelerini.
Bu mesela dışarı bahçeye aldığımda tekrar baharda renklenecektir. Şu anda evin içinde olduğu için bu şekilde mecburen biz zaten bu şekilde almak durumundayız. Belçika'da yaşadığımız için ne oluyor? Eğer ki bu zirai dondan etkilenmemesini istiyorsak mecburen evin içinde muhafaza etmemiz gerekiyor. Evet, yine ben çekimden sonra ne yapacağım? Yine temizlik yapacağım. Nilüfer, yine temizlik bekliyor seni. Çünkü saksıyı yere koyarken yine saksının drenajından topraklar dağıldı etrafa. Ne kadar da uğraşsam arkadaşlar olmuyor. Bakın kökler ne kadar şey olmuş. Sarmış toprağa. Artık bunun saksı değişimi geldi arkadaşlar. Çünkü hem saksısı küçük geliyordu, hem de artık toprağa miadını doldurdu bence. Çünkü gelişimi bu mevsimde olmaz, durur. Ama ben şimdi hem bu küp saksıya dikmek istiyorum. Bu tür para ağaçlar arkadaşlar çok kök yapıyor. Bakın ne kadar çok kökü var. O yüzden derin bir küp saksıya ekerseniz çok güzel gelişim gösterecektir. Bu küçük saksı olayına arkadaşlar ben inanmıyorum. Çünkü ne kadar çok küçük saksıya dikerseniz bitkinizin gelişimi o kadar durur. Bu kaktüs için de böyle, sukulent için de böyle. Yani çünkü zaten şöyle bir durum var arkadaşlar. Bakın, siz mesela büyüdükçe büyüdükçe ne yapıyorsunuz? Daha bir beden büyük kıyafet giyiyorsunuz. Yani çocukken ne oluyor? İşte çocuğumuz gelişim gösterdikçe bir beden daha büyük kıyafet alıp giydiriyoruz. Bu böyle bir şeydir. Yani eğer sukulent ve kaktüslerinizin gelişim göstermesini istiyorsanız daima bir boy veya iki boy, bazen ben üç boy büyük saksıya da diktiğim oluyor. Gayet de güzel oluyor. Yani hiçbir zaman da pişman olmadım bu durumdan. Arkadaşlar kökleri o kadar şey ki, yani güçlü ki şu anda ben keserek yapacağım. Çünkü elimle çok yapamıyorum. Hem tozuyor çok. Kök budamasını yapıyorum. Çünkü arkadaşlar kök budaması her zaman için çok faydalıdır. Her bitkide bu. Gülde de böyle, sardunyada da böyle. Yani ben hep böyle gördüm büyüklerimden. Onun da etkisiyle devamlı kök budaması yaparım. Yani mesela ağaç fideleri de öyledir. Yani aldığınızda zaten hep kökleri kesiktir. Siz Kasım ayı ya da Ekim ayı gibi ekersiniz. Baharda onlar nasıl fidan olarak büyür. Ağaçlarda da böyle bir durum söz konusu. Ben şimdi mümkün olduğunca şu kökleri yine hem kök kontrolü yapmak istiyorum, hem de mümkün olduğunca arındırmak istiyorum. Bayağı da bir toprak çıktı görüyorsunuz. Evet, şimdi yeni toprakta daha da güzel olacak. Çünkü çok güzel bir toprak karışımı yaptım. Yine ne var içinde? Çiçek toprağı var, torf var, kum var, lav taşı var. Ve at, inek, tavuk gübresi, grönülü var her zamanki gibi. Köklerinde hiçbir şey yok. Mantar yok, böcek yok. İşte ne bileyim, solucan yok. Zaten bahar ayında ben toprağını değiştirip Türkiye'ye gitmiştim dediğim gibi. Döndüğümde çok güzel bir şekilde bulmuştum. Ve yaptığım toprağın da, ya daha doğrusu yapmış olduğum toprak karışımının da ne kadar faydalı olduğunu anlayabilirsiniz. Bakın bu para ağacım küçücüktü ve şu anda koskocaman oldu. Yani buradan da söylemek istiyorum. Çok taş ya da çok böyle nasıl diyeyim, çok taş karışımlı toprak arkadaşlar bitkinizin gelişimini sağlamaz. Yani şöyle düşünün, yazın o taşlar ısındığında köklerini yakabilir arkadaşlar. Dikkat edin. O nedenle benden size küçük bir tavsiye olsun. Ben genelde toprak karışımımı bu şekilde yapıyorum. Çok da memnunum. Şu anda üstünde daha fazla da şey görüyorsunuz. Torf daha fazla görüyorsunuz. Çünkü ben bir tık torfu fazla koydum ama çok değil. Yani çok az fazla koydum. Çiçek toprağını oranladığım zaman arkadaşlar çiçek toprağından bir tık fazla, aşırı fazla değil ama öyle söyleyeyim. Şimdi bunu şöyle bir alayım. Şunu şuraya oturtalım. Evet, bu küpü de öne alacağım. Bayağı da ağır. Etrafı da çok kirletmek istemiyorum. Ya buradan Şerlora'daki Fatma ablama da selam olsun. Demiş ki Nilüfer'cim ben olsam demiş. Hani o kadar çok hani derli toplu çalışamam demiş, sağ olsun. Fatma abla ben de döküyorum. Bakma var ya, döktük burayı böyle döküyorum. Ondan sonra
Kalkıyorum, temizliyorum. Mümkün olduğunca temiz çalışmaya çalışıyorum. Umarım da ekrandan da öyle görünüyorum ki Fatma abla öyle demiş. Sağ olsun, Fatma abla da çok candır. Kendisi de burada, sağ olsun. Bana geçen sene gelmişti, böyle bir çayımı kahvemi içmişti. Çok da güzel muhabbet etmiştik. İnşallah yine gelecek. Aa, evet, şimdi ne yapalım? Kök ölçüm yapacağım ben şimdi. Bu tür arkadaşlar para ağaçları böyle saksılarda daha güzel duruyor. Evet, birazcık daha şey yapabilirim. Mesela yanlardan. Dikimini yapıyorum. Maşamla, bakın hep maşamla ne yapıyorum? Bir kuyu kazar gibi. Evet, şimdi ilaveden toprak dolduracağım. Çünkü toprak doldurmam gerekiyor. Gidip de tekne almadım. Hemen bu tekne gibi şeyi de arkadaşlar değerlendirdim. Tekrar garaja gitmek istemedim. Dedim ki tekrardan etrafa toprak saçmayayım. Yeterince de temizlik yapıyorum çünkü. Şunu da şöyle şu kısmından da toprak dolduralım daha doğrusu. Kökler havada kalmasın. Dün ben arkadaşlar bir tane kar resmi göndermiştim ya. Dilim sürçmüş. O resim arkadaşlar Yozgat'a aitti. Ben yanlışlıkla Tokat demişim. Yani kusuruma bakmayın çünkü video çekerken bazen dil sürçebiliyor. Bazen video çeken arkadaşlar çok iyi bilirler. Bildiğimiz türün bile ismini unutabiliyoruz bazen. Bakın çok güzel bir şekilde pofur pofur bir toprak yapmıştım. Şifa olsun bu Krasulova atama sansetime. Ay çok da güzel bir toprak oldu. Şifa olsun bebişime. Kökü de çok kuruydu arkadaşlar. Uzun süredir de sulamamıştım. Evet bakın yine üstümden topraklar döküldü. Ne kadar da uğraşsam oluyor. Her dikim sonrası temizlik. Evet. Allah'tan süpürgeyi de yanımda tutuyorum. Hemen çekim bittikten sonra işimi hallediyorum. Hemen size editlemeye oturuyorum. Hatta arayanlar olunca da diyorum ki kusura bakmayın diyorum şu anda kanala editimi yetiştireyim. Ondan sonra size geri dönüş yapacağım diyorum. Dediğim gibi bugün de biraz migrenim vardı ama çok şükür ilacımı aldım. İyiyim. Dedim videomu da çekeyim çünkü size çünkü videomda şey dedim. Yarın da dedim diğer aldıklarımı göstereceğim dedim. Sözümü de tutayım. Tekrardan şöyle köklerini güzelce arkadaşlar hafiften bastırarak ne yapıyorum? Toprak da kavuşsun diye hafif hafif bastırıyorum. Birazcık daha toprak ilavesi yapacağım. Çünkü suladıkça toprak zaten biliyorsunuz iniyor. Çok azıcık. Bir de dalları o kadar arkadaşlar büyümüş ki kalınlaşmış bir de gövde de kalınlaşmış. Şubat ayı da geldi. Sonra Mart gelecek, sonra bahar gelecek. Bir bakmışız yaz gelmiş. Günler böyle geçip gitmiş. O yüzden arkadaşlar hayatta hiçbir şey bazı şeyleri dert etmeye değmez. Eğer şu anda beni izliyorsanız böyle ne bileyim moraliniz bozuksa, canınız sıkkınsa hiç boşu boşuna kendinizi sıkmayın arkadaşlar. Çünkü her şey olacağına varıyor zaten zamanla. Şöyle çevireyim. Birazcık daha şöyle zemini eşitleyeyim. Evet, zemini eşitledikten sonra şurada biraz boşluk var gibi geldi bana ama. Evet, zemini de eşitledim. Şimdi ne yapacağım? Bu arada üstüm toprak.
Arkadaşlar şu dekoratif kumlarım var benim, biliyorsunuz. Bunları ara ara kullanıyorum. Bunlar akvaryum kumu. Ben çok da faydasını görüyorum bunların. Yani çok da dekoratif de duruyor açıkçası. Daha önceden de kullandım hep, biliyorsunuz. Biraz da bundan serpeceğim. Şöyle maşamla da dağıttırayım. Çünkü kumum bitmek üzere. Bu saksı da yarım kalmasın, değil mi? Evet. Ters elime denk geldi ama dökmeden, şöyle etrafa döküp saçmadan şuraya da bırakalım biraz. Şuraya da. Şimdi maşamla onları hep dağıttıracağım. Çünkü o kadar arkadaşlar yaprakları da iri ki bunun. Bu biraz daha iri yapraklı bir Crassula ovata. Şurada birazcık daha. Şu köşede azıcık kaldı. Oraya da birazcık ilavemi yapayım. Şöyle. Şu aradan şöyle bir gir. Ay. Küreğimle de alakalı biraz aslında ama. Evet, bakın ben de etrafa döke saça bunu bitirdim. Ne yapalım, arada böyle olur. Nasıl olsa alıştık artık temizlemeye. Sıkıntı değil yani. Birazcık daha koymak istiyorum ama. Ya da şu kremi kullanayım. Aslında kumlarımı arkadaşlar topraklamamak için bu kremi kullanmıyorum ama belki biraz kullanmakta fayda var. Evet. Bu saksıyı da bitirdik. Çok da güzel oldu bence. Evet, güzel oldu. Şimdi değerli arkadaşlar, şunun da şöyle sapını düzeltelim. Yakışıklı çıksın, düzgün, güzel çıksın yani. Bunu nasıl alacağız? Şöyle yapalım. Evet sevgili dostlar, bu Kringwinkle antikacı ya da ikinci el mağazası dediğim bu güzel mağazalardan almış olduğum şu güzel şık küpüm arkadaşlar. Bu güzel Crassula ovata sunset ya da variegata türünü diktim. Çok da güzel oldu bence. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ve şunu biliyorum ki benim gibi sizler de şu güzel eşyaların yaşanmışlıklarıyla böyle huzur buluyoruz. Ya da o yaşanmışlıklar bizi belki de hayattaki birçok anıya kıymet ve değer vermenin ya da şu çaydanlıktan kimlerin nasıl çay demlediğini ya da kahve yaptığının böyle huzuruyla, mutluluğuyla ya da o yaşanmışlığın güzelliğiyle arkadaşlar böyle güzel eşyalara kıymet verip satın alıyoruz. Evimizde en güzel köşelerde belki sunumlarını yapıyoruz. Ve sevgili arkadaşlar çok şık oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ve evimde çok güzel bir şekilde bunu böyle büyüteceğim değerli arkadaşlar. Bugün sulamayacağım, yarın sulayacağım çünkü çok kuruydu ve dolayısıyla da kuru olduğu için de bugün bir toprağıyla kucaklaşsın. Yarın da hafiften sulayacağım. Çünkü gübreli bir toprak yaptım. Ve değerli arkadaşlar bu videomun da sonuna gelmek istiyorum. Umarım ki sizi sıkmamışımdır. Ben de biraz dinleneyim çünkü migren olduğu zaman yani evet ilaç etkisini gösteriyor ama ilaç etkisini gösterdikten sonra da bazen migren devam ettiği oluyor. Ve değerli arkadaşlar şu anda beni nerede izliyorsanız hepinize o bulunmuş olduğunuz mekanın huzur, mutluluğu ve enerjisinin size geçmesini diliyorum. Eğer ki zor durumdaysanız Allah size o zor durumu yaşatmasının bir sebebi olduğunu düşünerek o olgunlukla birlikte arkadaşlar ne yaşanıyorsa hayrımıza olduğunu düşünerek her zaman için ne diyorum, iyilik yapanlarınız bol olsun. Kendiniz için bir şey yapın ve benim şu tontişimle ve cicişlerimle arkadaşlar videolarımı izleyerek bizlerle birlikte olduğunuz için size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ve hoşça kalın diyorum.